Herkese merhaba. Cansu'nun günlüğü kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere OBS yani canlı yayın programı ya da canlı yayın kodlayıcısı nasıl yüklenir ve nasıl kullanılır onu anlatacağım. Öncelikle tarayıcımızı açalım. Buraya OBS yazalım. Enter diyelim. Buradaki indir butonuna tıklayalım. Evet, gördüğünüz gibi kurucuyu indir butonuna tıklıyorum. Buradan indirmeyi başlat diyorum. Evet, indiriyor. İnternet hızınıza göre indirme işlemi değişir. Toplamda 71 MB'lik bir program zaten. Buradan aç diyoruz. Tarayıcımızı kapatabiliriz. Next diyerek kuruluma başlayalım. Tekrar next diyelim. Install diyelim. Evet, kuruluyor. Şimdi buradan finish diyelim. Buradan iptal tuşuna basalım. Kurulum işlemimiz tamamlandı. Şimdi OBS'de ayarları yapalım. Şimdi ayarlar kısmına tıklıyorum. Buradan yayın kısmına tıklıyorum. Hizmet kısmından YouTube RTMPS beta kısmını tıklıyorum. Şimdi yayın anahtarını gireceğim. Bunun için YouTube'a giriyorum. Tarayıcımızdan YouTube'u açtım. YouTube sekmesini tıkladım. Oluştur kısmına basıyorum. Buradan canlı yayın yap kısmına giriyorum. Yayın ayarları kısmından yayın anahtarı kısmını kopyalıyorum. Evet, panoya başarıyla kopyalandı. Tekrar OBS'ye dönüyorum. Yayın anahtarı kısmını buraya paste diyerek kopyalıyorum. Uygula diyorum. Buradan video çözünürlüğümüzü ayarlayabiliyoruz. Biz Full HD yayın yapacağız. Yani 1920x1080 tıklıyorum. Bu kısımdan da FPS ayarlarını yapıyoruz. 24 FPS bizim için yeterli. Uygula diyoruz. Tamam diyerek çıkıyoruz. Buradan kaynak ekleyelim. Pencere yakalama kısmına tıklayalım. Buraya tamam diyelim. Ve tarayıcımızı tamamen aldı. Ama biz sadece analiz kısmını canlı yayın yapacağız. O yüzden o kısmı kesiyorum. Alt tuşuna basarak kesme işlemini yapalım. Fareyle istediğim şekilde yönlendirebiliyorum.
yayın ekranımızın istediğimiz kısmına yerleştirebiliyoruz. Adını buradan değiştirebiliyoruz. Yeniden adlandır kısmından. Ben buraya analiz yazıyorum. Bir kaynak daha ekliyoruz. Pencere yakalama ve tamam. Şimdi de sadece sohbet kısmını alıyorum. Yine alta basılı tutuyorum ve fareyle istediğim gibi seçebiliyorum. Yine istediğim yere yerleştirebilirim. Evet, yerleştiriyorum. Tamamdır. Arka plana İstediğiniz gibi resim, müzik, herhangi bir hareketli bir şey de koyabiliriz. Ben şimdilik koymuyorum. Şimdi yayını başlat diyerek sizin için bir canlı yayın oluşturayım. Bunu indiriyoruz. Gördüğünüz gibi kusursuz bağlantı. Evet, gördüğünüz gibi yayın başladı. Herhangi bir problem yok. Benim internetim biraz yavaşladığı için böyle bir uyarı geldi. Beni izleyen kullanıcılar bu şekilde görecek. Yayın ekranım burası. Umarım verdiğim bilgiyi yararlı bulmuşsunuzdur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.